Avukatlar iç güvenlik yasasına karşı Çağlayan Adliyesi'nde adalet nöbetine başladı. Getirilmek istenen düzenlemeyle birlikte polis adeta iktidarın silahlı gücü ve ordusu haline getirilmektedir. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir araya gelen avukatlar polis devletine hayır pankartı açtı. Eyleme Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Berra Besler, Ankara Barosu Başkanı Hakan Can Duran, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ve çok sayıda avukat destek verdi. Adliye önünde açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Koca Sakal, iç güvenlik yasasının anayasaya karşı bir darbe teşebbüsü olduğunu söyledi. Hiçbir hukuk devletinde polise bu kadar fütursuzca silah kullanma yetkisi verilemez. İnsanların can güvenliği, yaşam hakkı bu şekilde tehdit altına alınamaz. Dolayısıyla bu, tekrar söylüyorum, rejime karşı bir darbedir. Anayasal düzeni bu şekilde değiştirmeye teşebbüstür. Hukuki ve siyasi vebali ağırdır. Avukatların bir başka açıklaması ise meclis önündeydi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Türkiye'de adı konulmamış bir sıkı yönetim ilan edilmektedir yorumunu yaptı. Biz aklı selimin galip gelmesini ve teklifin geri çekilmesini diliyoruz. Siyasi iktidarın ülkeyi yönetilemez hale getirerek ateşe atmamasını ümit ediyoruz. Her ne olursa olsun değerli basın mensupları, demokrasi ve özgürlük mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Ve en sonunda özgürlük kazanacaktır. Çünkü özgürlük hep kazanmıştır. Feyzoğlu ve beraberindeki heyet açıklamanın ardından mecliste muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştü. Ve bu duraklara varıncaya kadar çekilmiş olan bütün ızdırap...